Çok şükür. Daha iyi misin abla? Evet canım, sayenizde. Aa, Başak'ın yüzüğü değil mi o? Hayırdır? Ayrıldı benden abla. Aa, bu kadar çabuk mu? Ne yapalım? Ne yapayım? Ne yapabiliriz zaten? Geçecek. Alışacağız. Ah canım benim, tabii ki geçecek. Gel ablana. Gel, geçecek hayatım. Geçmez mi? Geçecek tabii. Sonra yanına yakışan bir kızla tanışacaksın. Yani ailemizin yanında sırıtmayacak. Bizi en iyi şekilde temsil edecek. Değil mi? Rezil etmeyecek. Ben Başak'ı ilk gördüğümde bu işin uzun soluklu olmayacağını hemen anlamıştım. Ben bütün ömrümüz beraber geçer diye düşünüyordum ama. Hayır yavrum. Bu hissenin geçici bir şey olduğunu ben ilk adımda gördüm. Ne yaptım? Başak'ın üzerine gittim. O ne yaptı? Bak senden ayrıldı. Bir dakika ya. Bak nasıl yani üstüne gittin abla? Ne oldu? Bana tam olarak ne olduğunu anlatır mısın? Ben sizin iyi anlaştığınızı zannediyordum. Yavrucuğum senin de haberin var ya. Hani geldiğiniz yerde biz geceliğin konuştuk onunla. Ben onun üzerine gittim didik dedim. Anlattı sana bunları Başak. Abla ya, abla ya. Başak haklıydı. Sen o lafların hepsini söyledin ona değil mi? Bir dakika. Sonunda ben haklı çıkmadım mı ha? Haklı çıkmadım. Haklı mıyım haksız mıyım? Söyle. Bak var ya en sonunda yemin ediyorum gideceğim böyle bir dağın başına yerleş. Bir kilometre etrafımı çitlerle çevireceğim. Girişine de koskocaman harflerle yazdıracağım kadınlar giremez diye. Ya siz benden ne istiyorsunuz ya? Siz benden ne istiyorsunuz? Ben insanlar mutlu olsun diye uğraştıkça siz artık beni delirttiniz ya. Delirttiniz beni, delirttiniz. Nerede Başak? Başak sen Bülent'i istemiyor musun? Öyle bir şey mi dedim ben? Benim ağzımdan öyle bir şey çıktı mı? O zaman niye yüzü çocuğa geri veriyorsun? Ya öyle etkili bir konuşma yaparken ben gaza geldiysem demek. Allah'ım delireceğim. İyi. Hemen git. Ben vazgeçtim de Bülent de seni affetsin. Hadi. No. Olmaz. O zaman geri adım atmışım gibi olur. Aklımı yitireceğim ya. Ya kızım bu adam senin oyuncağın mı? Ha? Bu adamın hiç duygusu yok mu Başak ya? Ne yapıyorsun sen? Selam. Aa. Merhaba canım. Aa, Safiş abiliş nerede? Siz bundan sonra birlikte yaşamayacak mıydınız yani? En azından ben öyle zannediyordum. Başak sus. Görüşürüz. Gidiyoruz. Belki bir daha benimle sevgili olmak istemezsin. Anlarım. Biz sevgili değildik zaten. Nişanlıydık. Ya tamam işte her neyse. Sadece benim sana bir özür borcum var. Yani seni dinlemediğim için, sana inanmadığım için. Safiye abla her şeyi itiraf etti. Neyi itiraf etti? Her şey derken neyi etti? Bir sürü şey var. Hangisini etti? Ya işte o tatilde konuştuklarınızı, seni istemediğini söyledi hepsini yani. Ama yani sizin de yine de eski sevgilinle böyle insanların gözünün önünde bu kadar samimi olmanız hiç doğru bir şey değil. Anıl mı? Anıl mı diyorsun sen? Bir dakika. Anıl! Anıl! Gel ablacığım bir gel. İki dakika gel. Ne saçma sapan pis bir ilişkiniz varmış ya. Bu ne kupon falan da yapıyor muydunuz beraber? Gel. Anıl, Bülent. Ya Anıl benim arkadaşım yok öyle bir şey ya. Yani biz sana bir oyunla oynadık. Ya oyun oynadık deyince biraz böyle kötü geliyor kulağa biliyorum ama ne yapayım? Safiye ablanın yaptıklarına sen inanmadın. O yüzden ben de böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Şimdi sana en baştan anlatacağım çünkü çok eğlenceli. Bak şimdi. Ben var ya, ben o Safiye'yi parçalarım ben ya. Ben parça, ben onun adından 3 harf atacağım ya. Bundan sonra insanlar ona saf diye seslenecek böyle. İnsan en saf haline çevireceğim ben onu. Ya ben onu öldüreceğim galiba. Ha oldu Başak, oldu. Öldür tamam mı? Ondan sonra Bülent'ten ayrıl. Sen mapuslara düş. Bülent de böyle bütün gün kadının mezarının başında ağlasın dursun. Gözlerini oyarın, onun ağlayamaz. Ya da şey yapalım. Safiye'yi kendi kazdığı kuyuya düşürelim. Ondan sonra kapağını kapatalım. Nasıl yapacağız acaba onu? Bence direkt öldürelim. Kızlar, kızlar. Biz daha önce böyle işleri nasıl çözüyorduk? Çakal. Çakalıyım, sinsiyim gidiyorsun yani. Hı? Zehir. Sonra gelecek ya bir de. Çok mu kızdın? Çok değil. Tamam. O zaman hadi bana sarılalım, beni öpelim. Hı? Sarılamam çünkü cebimde bir yüzük var. Taşı da biraz büyük. Öyle eğilip bükülünce batıyor. Allah Allah. Nasıl girmiş acaba o yüzük senin cebine?
Ay halbuki ben Nalbur'a demiştim. Ona en güçlü yapıştırıcıyı ver, o benim parmağımdan çıkmasın demiştim. Ama tamam, şimdi şöyle yaparız. Sen onu benim parmağıma bir daha takarsın. Beni öpersin, o yapışır zaten. Hı? Abla, benimle işim bittiyse gideyim mi? 10-12 halı sahaya sözüm var arkadaşlara. Tamam ablacığım, sen git. Allah Allah ya. Pelin beni yanlış anlamış güzelim. Sen benden böyle bir şey bekler misin? Ben senin nasıl mutsuzluğunu isteyebilirim? Ablacığım ya? Tamam, Allah aşkına bak, açıklama falan hiçbir şey duymak istemiyorum, tamam ya. Ben sana söyledim ama, ben dedim ki o kız dedi. Abla, ya sen beni seviyor musun? Bu nasıl soru Bülent'ciğim? Abla, sen beni seviyor musun? Yani bu böyle işe, ben seni seviyorum, senin iyiliğini isterim, sen benim dediğimi yap anlamında bir şey demiyorum sana. Bana değer veriyor musun diyorum. Ablacığım. Tamam, bak. O zaman benim duygularıma da biraz değer ver, tamam? Kendi mutluluğunun arkasına atma onu, tamam? Ben senin için her şeyi yaparım Bülent. Güzel. O zaman gidip Başak'tan özür dileyeceksin. Bizi de Sinan'a karşı zor durumda bırakmayacaksın. Tamam. Yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.